Fethiye bir kez daha karıştı. HDP protestocuları polisle çatıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesi geceyi yine gergin geçirdi. Hafta sonu başlayan olaylar bitmek bilmedi. Fethiye burada çıkışlar! Burası Fethiye burada çıkışlar! Saat 23 sıralarında toplanan 200 kişilik grup barikat kurarak caddeyi trafiğe kapattı. Ardından bazı iş yerlerine taşlı saldırı başladı. Polis defalarca uyardı. Fakat kalabalık bu uyarıları aldırmadı. Hiçbir şey demedim. Ama bugün şuradan dağılın gidin. Ardından müdahale geldi. Bu müdahaleden zaman zaman vatandaşlar da etkilendi. Geç saatlere kadar süren eylem 50'ye yakın göstericinin gözaltına alınmasıyla sona erdi. Çekmeyin dedim. Ne yapıyoruz oğlum? Bolu'da da benzer görüntüler vardı. Ülkü Ocakları'na bağlı bir grup parti binasının önünde protesto gösterisi yaptı. Emin olsun! Şehitlerim! Şehitlerim! Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen basın açıklamasında HDP'ye tepki vardı. Bolu'da PKK istemiyoruz. Lütfen huzurumuz bozulmasın. Burayı en kısa zamanda terk etsinler. Sabrımız sınanıyor. Ülkücü grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Tekirdağ'da ise HDP'nin seçim minibüsü taşlandı. Kürtçe müzik çalınmasına tepki gösteren bir grup aracı taş yağmuruna tuttu. Saldırı hakkında şikayetçi olmak için karakola giden partililer burada da öfkeyle karşılaştı. Yaklaşık 100 kişi karakol önünde toplandı. Tekirdağlı büyüdük. Hepimiz kardeşiz dedik. Ama kimse şerefsizlik yapmasın. Bunları koruyor. Bunlara bu yetkiyi verenler de olmazsa. Taraflar arasındaki karşılıklı laf atmayla gerginlik daha da tırmandı. Biz onlardan daha anlaştık. Onlar alçaklık yapıyor, insan oluyor. Bir kez daha araya polis girdi, müdahale edildi. HDP'liler polis minibüsüyle şehir merkezinden uzaklaştırıldı. Kalabalıksa peşlerinde. Bu sırada İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol da olayların arasında kaldı. Erol'u korumaları çıkardı. Kentteki tansiyon HDP'lilerin şehir merkezinden ayrılmasıyla sona erdi.